Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halil ve bugün yeni bir Warframe göreviyle karşınızdayız. Call of Duty Tempestler geldi artık. Uzun bekleyişlerden sonra yeni bir görevimiz geldi. Ona başlayacağız. Hadi bakalım. Gelen kutusuna göz at. Ne mesaj mı geldi acaba? Korpus saflarında Void fırtınası büyüyor. Gizemli bir araç bunun sebebi olabilir mi? Saflarında Void fırtınası büyüyor derken yani Void fırtınasını kontrol etmeye mi çalışıyorlar? Bakalım. Yani Parvus Scrum yani. Tahmin ettiğimiz gibi büyük ihtimalle o tarz bir şeyler yapmaya çalışıyordur. Bir şeyler yönetmek, bir yeni bir güç arayışıyla. Mürettebat Korpus konvoyu Void boşluğu sınırına doğru ilerlemekte. Yıllardır terk edilmiş nakliye hatları, Void fırtınaları, anomalikler, zamansal soyutluklar, Lucretia nasıl okunuyorsa artık. Lucretia platformunu hatırla. Oraya karşı gerçekleşen son saldırının feci sonuçlarını. Orada istenmiyoruz. Fakat korpus yine de geri döndü. Bölgeyi incelemek aptalca olurdu. Paçaları sıva. Aptalca bir şey yapmak üzereyiz. Aptalca bir şey mi? Count me in. Hadi. Beni say abi. Ekipte beni de say, ben de geliyorum. Okey o zaman. Keselim bakalım yollarını. Tek kişilik yapalım, eğer birileriyle oynayacaksak ben oynayacağım. Ya umarım Railjack'i fazla level falan bir şey gerektirmez. Pek Railjack kasmadım çünkü. Kasacağım değil mi? Hani böyle erteliyorum. Ne zaman yapacağım acaba o farmları? Ne oluyor lan? Ha. Hadi bakalım. Burada bir Void solucanın geçmesi yok mu abi? O ne lan? Railjack miydi o? Başka bir Railjack'ti o. Evet, bir Railjack geçti yanınızdan. Ben solucan beklerken Railjack gördüm. Tamam dur. Rahatımı alayım da ona göre. Tamam. Hazırım. Ona göre ilerleyelim şimdi. Orakin kutusu mu lan o? O ne? Ha, vurdum aldım. Ha, parçalar yayılmış etrafı. Bakalım lan bunlar adı. Vursam işe yarar mı? Yarıyormuş. Tamam o zaman vurarız. Güzel. Ama yaklaşmam lazım tabii ki. Tamam. Hayır, sıkıntı yok. Ha iyi tamam, o kadar güçlü değillermiş yani. Bu yapılır bu görev. Kendim yaparım. Çarptığım için. Ben diyorum ne oldu, yandan hasar mı geliyor acaba? Ha kendi düzeltti lan gemiyi, neden? Bir dakika, bu Corpus Proxy mi böyle mi yoksa yeni mi geldi bu fırtına olayı falan? Yeni geldi değil mi? Orada kosmonun bir yarık mı var? Kutuya da roket atmazsın ya. Neyi yağmalıyorsunuz lan? Al bakalım. Ha güzel. Ya
Tamam. Ay, derim. Göre ne kadar uzun olacak acaba? İnşallah bir prolog kıvamında tutmuyorlardır görevi. Ben dün gemiyi birilerim de aldı. Ne oluyor lan? Aa, çıkarıyor beni. Ne yaptım oğlum? Ha, geldi. Ana kahraman. Ben de. Aa, bizi. Aa, bize de oluyorlar. Ben fragmanda görünce bu Railjack derken kastettiği videodaki o uçan garip ruhumsu Railjack'ten bahsediyorlar sanmıştım. Baya baya bizi ele geçir diyor. Aa, ele geçirdiler mi bizi? Benim suçum ne lan? Ha, bu ne lan? Aa. Kim gölgeyi bekler bilmiyorum abi. Sayın, bir dakika, sayın eski gemisi mi bu? Ölen mürettebatının gemisi mi yoksa? Hayal etme. Allah Allah, siz nereden tanıyorsunuz acaba onu ya? Yani Sevagot da bayağı güzel konuşuyor lan Stalker gibi. Tamam. Bizi takip edecek değil mi şey? Ha, birlikte kaçıyoruz, onların gemiye mi dalacağız? Senin bağlantın ne bu gemiyle? Aa, loading screenleri falan bu şekilde yapmaları çok güzel. Acaba hiç orbitere dönmeden böyle bir görev yapabilirler mi? Çok mükemmel olur. Hani böyle ara sahneler, böyle dolmalar falan, harita değişimleri böyle olursa çok mükemmel olur. Gerçekten saygı duyuyorum. Acaba gizli mi olmam gerekiyordu? Güvenlik noktalarını yok edelim, tamam. İki tane kaldı. Diğer taraftan. Ah, kağıt gibi valla diyorsunuz ya. Sıkıntı yok, dert yok, tasa yok. Mis. Bizim gemi sıçıyor yalnız, say ne yapacağız? Evet, giriyoruz hemen. Ben nereden gireceğiz? Ben bu gemiyi terk etmem lazım değil mi şimdi? İnşallah tamirlik bir şeysi yoktur diyecektim. Geldiler galiba. Aga, basmayın gemime lütfen. Göreve çıkıyorum. Mürettebat falan da almadım ama keşke tikora gitseydim.
Gir bakalım. Valla ne biliyorsun baham? Ne biliyorsun? Göster bize. Nesin sen valla? Anlat bakalım. Ne haber kanka? Ha, klasik spymışın. Okey. Nereye gidiyorsun lan? Gel buraya. Hop gel buraya. Gidelim bakalım. Evet, korpusu öldürmek için en güzel Warframe'i getirdim diye düşünüyorum. İntikamını alalım abi. Bu gemiyi de hiç şey yapmamıştım ha. Bakalım. İnşallah kasa şey olmaz. Bir dakika deneyeceğim. Aa, yemiyormuş. Aa, operatör yemiyormuş buna. Zaten hack olurdu öyle bir şey olsa. Saçma olurdu. Uzun süre oynamayınca şeyim gizlilik böyle oldu demek. Oo, şimdi düşündüm. Oynarken düşündüm oğlum. Benim hazırlamam gereken çok fazla video var. Oğlum ben çok fazla video hazırlayacağım lan. Oğlum nereden baksan bir 9 tane video hazırlayacağım bu hafta. Oha! Aa, eski savaşta mı kaybolmuş? Nasıl peki? O zaman garip bir olaylar var. Abi şaka maka 9 tane video hazırlayacağım ya. Öf. İyi Allah. Ama sınav haftasından bir hafta önce gelmesi de hani. Neyse kader. Kader olarak diyelim. Yapalım. Kader olarak. Bakalım. Yetişti. Ha, uğraşma hiç gerek yok. Şunu çak gitsin. Kanka ne haber ya? Adamın boynu uzadı. Hoppa. Exemplary 2017 ne yani o Railjack gemisini kullanan vaktinde bayağı iyi miymiş yani? Hani Railjack'ler arasında İllallah mı? Ne ilahı mıymış? Neymiş? Cümleyi kuramadım. Kaybolmuş bir madeni, kaybolmuş bir efsaneyi mi bulduk şimdi? Warframe'ler, Tenno'lar arasında. Baksan baksan Hanova en fazla hasar veren de budur ha. Yani Railjack'ler kullanıldığı için oldu orada. Oh yeah. Now, let us see what we can do here. Basit. Ha. Nasıl yani? Ha. Savaşırken geri dönmeyi çekilmek istememiş. Void'e yutulmuş. Ondan sonra orada değişmiş galiba. Şey mi? Ya gemi o zaman Tempestari. Çağrı yapan Tempestari kimse. Kadın. Şey. Veya geminin ismi Tempestari. Veya çağrı yapan bir kadın var. Onun ismi Tempestari. Call of the Tempestar'ı da Tempestar'ın çağrısı ya o çağrı yapmış işte. Hala devam ediyormuş Void olsa bile. Void'e kapanık ısınmış olsa bile. Büyük ihtimalle görev sırasında büyük ihtimal değil öyle zaten. Görev sırasında kabul etmedi. Ben hayır verin. Geri döneceğim oğlum savaşırım sıkıntı yok ha, hallederiz biz falan derken. Void fırtınası şlaks. Sen kal orada.
Schlags, Duviri Paradox olsun sana. Schlags hayalet ol. Aynısını biz yaşayacağız. Neler gördüğünü, neler yaşadığını biz de göreceğiz yani Duviri Paradox'ta. O açıdan bir diyorlar galiba herhalde. Hadi bak. Böyle. Ha. Witcher'daki ölen ruhun son şeylerini tamamlayıp diğer dünyaya aktarmak, hani ahiret şeyi işte, ölümden sonrasını aktarmak gibi. De beni niye Dojo'ya getirdin, nereye gideceğim? Bakalım şunda bir şey var mı? Lan yapacak, ne yapıyorsun? Var mı sende bir şeydir? Ya tamam, boş yapıyor. E ne yapacağım? Görev ne? Tempestari sinyal gönder. E tamam, buradan gidelim direkt abi, ne yapıyorsun? Niye, beni niye Doşo'ya getirdin? İnternetin çökerse veya yarıda bırak devam edersin diye mi? Deep below. Bu Valhalla'nın da müziği çıkmış. Böyle Fortuna tarzında, We'll Live Together tarzında bir şarkı yapmışlar. YouTube'dan gördüm onu da. Biraz dinledim. Saldım ondan sonra yarısında. Büyük ihtimalle birazdan görevde falan duyacağız ve söylerler falan. Karakteri Vola ile böyle tanışma falan şey olursa. Eğer boss fight olursa bir güzelisinden. Bilmiyorum bakalım bu hikayede neler yapacaklar. Neler olacak. Sadece yeni bir karakter tanıtımı mı olacak. Evren yaratma falan, Parvus'un olaylarını hiç değilmiş diye göstermek için mi bu görev, yoksa gerçekten de böyle paradoksa bağlanacak mı? Aklımızda deli deli sorular. Bu soruların hepsi de farklı bir alternatif dizi. Hepsi birlikte birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru değil ya, bir. Ay, Covid'den de baktım, sırtım ağrıyor artık. Dost düşman tanıma protokolü. Orkundunum yardım olmaya yükleniyor. Aga kim gölgeyi bekler diyor. Garip bir sesi var. Böyle canavar yaratıkımsı. Bayağı bildiğin Dark Brotherhood lan bu Skyrim'den. Kapı var ya bir tane. Ölümün şarkısı nedir tarz bir şey miydi? Nasıl? Sessizlik kardeşim. Ya o tarz bir şey işte. Ne oluyor lan? Nereden çıktın o? Altın efendilerin. Orokinlerden. Ne oldu? Aa, sevmedi. Yavşak niye Orokin dedin? Niye Orokin dedin Yavşak? Mal mısın oğlum? Orokinleri sevecek hali var mı? Belki de onlar yüzünden falan istemiyorum artık gidilmek falan. Oğlum Tempestari senin ağzını sıçayım. Gemi ismiymiş bu arada Tempestari. Hay senin yapacağın saldırı Tempestari. Ne? Buna da tatmin olmayacak. Ha. Sıçtın sıvanı şimdi düzelttin ha. Görevim tamamlanmayacak lan. Tempestari'ye gir. Girelim. Tempestari'yi mi kullanacağız lan yoksa? Çin'den bir ses öyle olacak diyor. Tempestari'yi kullanıp Vala'yı kıracağız onun gemisini. Ne haber kanka, hoş geldin. Boyut moyut.
Vallahi burası da yeşil lan. Aga bilmiyorum ama Tempestar'ın kullanıcısı galiba benim zevkime sahip. Senin parmağında ne var abi? Tam bir Void'den olan bir gemiden. Full Void'de olan bir gemide bir şey var mı? Aga bununki bozuk. İçeri bir giriyoruz böyle koskoca parmak böyle orta parmak çıkıyor bir şeyin üstünde. Kokpilotun. Kanka ne haber? Ben geldim. As. Bir dakika, Sevagot değil, Sevagot'un ultisi mi? Aa, benim kamera niye donuyor lan? Kamera donuyor benim. İnşallah görüntüde sıkıntı olmuyordur. O ne? Nerede oğlum? Nereye gitti bu? Benim bilgisayarım niye bu kadar ısındı oğlum Warframe'e? Bakalım ne var? Bu ne lan? Mass Effect gibi lan o ne? Bu bizim geminin arkasındaki şeye benzemiyor mu lan? Parmak olan tüpe. Kullan parazonu. Sok parazonu abi. Ne oluyor? Ne o? Aa, korpuslar gelmiş. Vala geldi. Hep nedense hep bir kötü karakteri bunu yapasın geliyor görevde abi. Ne oldu lan? Almadık mı koordinatları? Kafayı yemiş. What? Sevagot? Aha. İşte görev yapmak diye ben buna derim. Abi özlemişim böyle görevleri ha? Şu an... Boş yapma bu arada, korpuslar durduk yere yani bizim elemanda korpusu durduk yere kesmedi yani sanki masumsunuz geldik. Şey yaptık yani. Taros'tan bahsediyorlar. Abi mükemmel şu an. Kendimi şey gibi hissediyorum sanki. Abi Azrail gibiyim şu an resmen şu olaya baksana. Araf'a gelen şeyleri öldürüyorum sanki. Cezalandırıyorum. Yürü lan cehenneme. Oh,
Ha, fareye basınca da saldırıyor lan. Neden? Dead Harvest. Biraz abartmışsınız yani, tamam ama. Daha uyumlu yapabilirdiniz yani, yeni bir şeyler de gelebilirdi açıkçası. Ve niye erkeklerin hepsi, korpusların hepsi erkek? O kadar kız kardeşim falan öldürüldü dedim, biraz kız yollasana be. Şimdi bu Kingpin, Queenpin'ler var ya, onlardan kessek burada daha mantıklı olurdu. Aa, buraya gelmişler, onları öldürmüşüz galiba. Say no more king. Ha, içeri gireceğiz. Ben de çok iyi niyetliyim ha. Kes. Yes. Biraz da bizim kediciğimizin pençeleriyle korpus keselim. Hadi şimdi söylen şarkıyı. Şimdi söylen, nasıl sıkıyorsa. Below. Hadi my sisters, hadi. Tek acı çektirilen yani siz korpuslar değilsiniz yani, kusura bakmayın. Valkyr'ın neler çektiğini biliyor musunuz lan siz? Yavşaklar. Ha, şu elektrik şeyleri. Denk gelince eklenmemi yasaklıyor. Enerjim bitti. Bana buraya. Tamam, hemen gidiyorum. Ya bir şey bağlayacak mı acaba? Hani böyle, valla ben geldim, evet o benim düş ve şeyim. Mahvetmem lazım. Gelecek öyle ece şeylerinden sonra tam görüşürüz. Böyle bitmez inşallah, bir yere bağlanır veya bir gün üstünden bir şeyler görürüz. Yeni bir şeyler, ne bileyim. Tamam, dönüyoruz oğlum, sakin. Aa, niye bu kadar acele ettin? Tempestarium bizim gemi nerede oğlum? Biri konuştu galiba, öyle bir şey duydum. Lan Void değil mi? Burada değilsin de mi lan? Void değiliz ama yani. Hop, geldim koçum. Bravo, geldim. Onu bitti yardım. Ayrılmış. Bin. Acaba mermileri nasıl? Oha ama harbi. Gerçekten overpower tıkla bu. Oğlum roket nedir lan? Normal saldırı roket nedir oğlum? Orada tuşu da yok. Sadece bu var. Wow. Abi niye bizim böyle bir gemimiz yok? Var mı lan yoksa böyle bir şey? Bana yazın. Yorumlarda yazın, böyle yapabiliyoruz mu gemiyi? Yorumlarda yazar mısınız bana? Bir görev için yaptınız değil mi lan bunu? Bu tarz şeyler hoşuma gidiyor aslında. Yani böyle görevi
Eşsiz hissettirecek şeyler, bölüm tasarımları yapmaları. Need. Al sana Need, öldün. Öldün çık. Hamlar takip ediyor. I am the storm that is approaching. Lan ne oluyor lan, farem gidiyor masa üstüne falan tıklıyor. Karşılık ver derken. Bu ne lan, ikinci roketi var. Ne oluyor lan? We all live together. Hadi hadi. Şimdi görevin ne bakalım. Aaa. Beyaz oldu lan. Geçmişim döndük lan acaba. Oraya mı geldik şu an? Onu lan. O ne oğlum? Yaratık gözüne benziyor oğlum, bu ne? O ne abi? Dan sarı mı, temsili mi o? Benzemiyor pek. O garip garip şeyler var burada. Bakalım bir etrafı inceleyelim biraz. Aha bak, bu ne oğlum, bu ne, öf. Şuna bak. Garip garip lan etraf. Bak orada da. Acaba Zeriman'ı göreceğiz mi burada, hani bir yerde var mı, hiç fark etmediğimiz bir yerde. Bak aha, aynısından burada da var. İşte bir yeryüzü gibi bir yer var acaba, bu biri orası mı? Kaynak var burada. Neyse tamam. Gidelim artık göreve. Bir şey yok çünkü. Gözümden batan bir şey yok. Yarık gibi. Yaşam kapsülü ayrı. Yani kapsülü alacaktı sadece. Bu mu görev kabul olmuş? Kim o? Sebagot mu? Başkası mı? Oğlum buraya gelip de bir NPC kurtardıysak var ya, aşırı efsane hikaye olur. NPC de ondan sonra bizim aramıza katılır veya başka bir yere götürürüz. Hayatımda gördüğüm en güzel hikayelerden birisi olur. Cidden ayakta kalkar alkışlarım. Galiba öyle. Bu ne oğlum? Yine parmak bu. Ne alaka? Tamam, sebep olmuş.
Ne yani? Meza şey miydi bu? Cenaze miydi? Ha, patlattık. Şey mantığı, yaktık gibi. Cesetini yakıp küllerini aldık gibi. Aha, Paros ne oluyor? Ne yaptın? Ne yapacak böyle? Parvus yok mu edecek lan yoksa seni? Beceriksizlere ihtiyacım yok. Böyle. Daha yeni tanıştırılmış olduğun halde ölme bakalım. Daha yeni tanıştık oğlum senin. İnşallah olmaz böyle bir şey. Ne oluyor oğlum buna? Niye ayağa kalkamıyorsun? Parvus gelip sevecek beni değil mi dedim. Gözü? Ne oluyor? Yardım eli uzattı. Kız kardeşim mi? Bir dakika. Farbos'un kardeşi mi yoksa şimdi yanına aldığı için mi kardeşin diyor? Oğlum ben şimdi bundan hiçbir şey anlamadım. Sokuk sokuk teori yaptıracaksınız bana şimdi. Bu olabilir, bu olabilir. Yani gözleri mi o it gibiydi lan? Gözleri şey oldu lan bizim. Beyaz oldu gözleri. Operatör gibi gözleri şey oldu. Ona benzer bir şey oldu. Ne demek bu? Bitti mi görev şimdi? Sen ciddi misin? Bu kadar mı? Ya beklediğim bu muydu benim abi? Ayıp ya. Harbi ayıp ama artık ya. Nasıl üstüne gidelim? Nasıl üstüne orbitere gidelim. Bakıyorum ben. Transmission from the Tempestari. Sevagoth reconstruction is possible. A task not to be undertaken lightly. Old warriors do not forget their debts. Prediction. We have not seen the last of the Tempestari. Evet, okudu. Tüfek Raven mod geldi. Tebebot. Heykelciğimiz var. O sahnenin sahnenin sahnesi var galiba. Sevagot'un Prex'i var. Tempestar'ın karanlık dümencisi. Bakalım burada Sevagot'un Prex kartına nasıl bir kare atacak. Büyük ihtimalle elimize geçen tüm kaynakları tükettikten sonra yaparım o video işini falan. Bu Prex'i de bakayım. Bir dakika, Prex kartı kendi mi geldi yoksa leverini var mı? Bakacağım ona. Tempestar Railjack skin'i var. Bakalım ona. Ha şey bu. Bunu işlemez şey ekmemiz lazım. Proje ekmemiz lazım. Leverin yok. O zaman bu görevden aldığımız kadar hikaye. Tek Prex kartı gelmiş. O kadar. Lan Heikido şu an var ya gelsen çok büyük olur ha, neredesin lan? Koçum. Şu ziyaret etmiyorsun artık ayıp ama. İnsan bir gelir ya. Var mı Lotus'un kaskını dokununca bir şeyler? Ne oldu lan? Ha, şuraya şey koydum için. Ben dedim Lotus'un kaskını dokununca ne oluyor? Bu PEX kartlarını mı diye yerleştirdim ya? Yeri yerleştirdim ben galiba bunları. Bizim gemi kısmına mı yerleştirmiştim? Yani sonra yerleştirdim onu o zaman. Şimdi gelen kutusuna bakalım.
Sevako Tekelci geldi. Hikayeyle bağlantılı ve eventlerden verdikleri tek one time event şeylerini şuraya yerleştiriyordum. İngiliz kurunda bu. Tamam. Güzel. Bunların arasında güzel durdu. Stalker'cım, Stalker'ın oğlum falan. Oh, bu koleksiyon bayağı genişleyecek inşallah. Yani başka bir şey yok. Bambaşka bir dekorasyon. Prex var bir tane. Prex'lerin hepsi buradaymış. Prex diyelim. Save about Prex. O nasıl gözüküyor? Böyle de koymazsın. Güzel. Güzel. Tamam. başka neyimiz vardı? Dojo'ya gidip şeye bakacağız. Şu gelen kutusuna bakalım. Heh, bir de bir capture'a girelim. Şimdi benim Sebagot'um var zaten çünkü bana partner olduğu için geldi. Sebagot'umuz olalım. Sebagot nasıl olduğunu göstereyim onu da bari. Sebagot görebildiğiniz üzere Halil Demirel'in tarzıyla bu şekilde. Normalde Sebagot bu şekilde. Bu renklere sahip. Siyan Dağısı Seba çıktı. Bu. İkinci silahı Seba. Epitat. Böyle bilek şeyi. Ben kaskı güzel ama hani bunu daha çok sevdim. Daha hoşuma gitti. Onu kullanacağım. Böyle bir korsan tarzı bir kaskı var zaten demiştik. Geçtim benim renk şeyine. Bu şekilde. Hani bu renkte o siyanda nasıl gözükür diye soracak olursanız bu şekilde de mesela değiştirseniz. İki tane Agile var. Bir Noble. Bu şekilde. Diğeri de böyle. Bunu renklendirelim bakalım. Uyumlu oldu. Bunu yaparım. Şimdi girip capture'a bakalım. Bunlar ne mesela? Şu yerdekiler. Ben ne sandım bunları biliyor musun? Ne sandım biliyor musun? Ruhlar sandım ben bunları. Burada çıkacak ruhlar falan sandım. Ama bu yıldızları galiba şeyde de gördük ya. Ya. Protea'da görmüş olabiliriz. Neyse. Tamamdır. Bu renkleri buraya çok uydu lan bunun. Levelden dolayı skill'i kullanmıyoruz dördüncü skill'i ama neyse. Bomba atıyor böyle böyle bir fazla yapınca da böyle sniper mermisi gibi headshot'lık. Bunları anlatmıştım zaten de hepsinde bir dakika. Valan'ın gemisi mi la bu? Aynen. Valan'ın gemisi bu. Şu olayı sevmiyorum. Daha yeni gelmiş bir karakteri. Daha tanımadık. Gösterler o Vala diye biri gelecek. Vala'nın trailer'ı falan. Geldi Vala'nın ağzına sıçtık. Merhaba ben kötü adamım. Ha iyi tamam hoş geldin. Sıranı bekletmeyelim o zaman. Git şimdi. Sen Parvus'a hizmet ediyor muydu? Yoksa yeni mi hizmet etmeye başlayacak? Böyle fanı falan mıydı? Bir dakika bir düşmanlar kısmından bir bakmam lazım. Bir de görevi tekrarlayabiliyor muyuz? Nivor alakalı bir şey var mı? Yok. Tekrarlayabiliyoruz en azından. Voidward nasıl diyor? Gizemli bir araç bunun sebebi olabilir miydi? Tamam. Yok.
Yeni parça var mı? Ne bu? Tenet. Brex. Tamam, bununla alakalı bir şey yok. Eğitim. Ne vereyim? Yani bir Dojo'ya gidip şeyin skin'ine bakmak kaldı geriye. Hiçbir şey kalmadı. Ha, hazır bahsetmişken Sevagot var bende diye. Mirage'in skin'i de geldi. Mirage'in skin'i şu şekilde. Böyle bir skin'i var. Böyle de bir kaskı var. Şu şekilde bir soytarı skin'i. Onun birincisi bu şekilde Ecail'de. Ve Oneiro Noble'da bu şekilde. Ben bu şekilde yaptım. Bu Harley Quinn desen gibi gözüküyor ya, o yüzden bunu sevdim bayağı ben. Bununla birleştirdim. Mükemmel oldu. Gidelim böyle geleyim. Öf, orası artık Lotus'u gururlandırmak falan. Geç o işler sen, geç. Öf, saf çocuk daha saf saf. Ha. Daydok. Evet. Burada ne yapabiliriz? Şimdi gemimizi bir özelleştirelim. Buna yapabilirim ya. Bakalım. Buna değil miydi? Bedava bir skin için normal Railjack skin var. Furgen var. Bir dakika. Aa, hiçbir Railjack skin ile alakası yok lan bunun. Bu başka bir şeymiş. Orijinal dizayna benziyor ama. Orijinal dizayna çok benziyor oğlum. Bir dakika, bunu yapınca içi de void oluyor mu acaba? Olaya bak oğlum. Şimdi değişen bir şey yok içinde. İçinde değişen hiçbir şey yoktu ama. Parmağımıza girelim. Hatta elimize Sebagotçumuzu alıp da gidelim. Void'le bağlantılı bir Hayalet Warframe'den. Bak. Aaa! Yanlış yer. Kafam çok karışık şu an. Hikaye konusunda ne yapacağımı gerçekten şaşırdım ya. Ben biraz daha uzun, biraz daha açıklayıcı bir şeyler beklerdim. Merhaba Vala. Evet, ondan sonra biraz daha ucu açık bir hikaye yani. Vala'nın gözleri zaten ayrı bir tartışma konusu oldu şu an. Spectre parçacı kopyalarına falan bakacağım. Acaba onların da gözleri öyle mi diye. Çünkü belki öyledir. Bağlantıları. Tamam. Tamam abi sen. Okey Grandma. Sure. You... Keep neyse, bu gemi dursun bakalım ya bir süre. Biraz bir Sevagot tarzı ilerleyelim. Evet. Kapatmadan önce bir de Tikra'ya gidip bu mürettebat olayı falan nasıl oluyormuş ona bakacağım. Önceden geldi bilmiyorum ama bundan önce mi gelmişti? Sister from below, below. Advice I was ever given. Ticker, you'll be a lucky to have a railjack, but
Ucuz mu lan bu kadar? Bu kadar ucuz mu lan? Üç pilotaj, iki topçu, üç çatışma, bir topçu, beş çatışma da bundan alalım. Nibloka, Perrin. Dört pilotaj, bize pilotaj lazım değil. Topçu onarım. Beş onarım, beş çatışma, bu da uygulanmış. Selam. Onarım, dayanıklılık falan bu. Dört pilotaj, iki pilotaj, iyiymiş lan. Neymiş lan baya? Bir arada list çevireyim de onu da şey yapayım. Gemi ekleyeyim. Neyse bakarım bunu sonra. Bakarız yani, pek önemli bir şey değil açıkçası. Evet. Call of the Tempest tarihi bu kadar. Bunlar geldi oynayışta. Biraz bekliyoruz. Yine bekleme başlasın diyeceğim de bir defa. Oo, lan Shadow'um niye? Ha Shadow'u boyamadın değil mi lan? Oğlum. Shadow nerede? Shadow'u nasıl boyayacağım? Aga? Burada mı? Shadow yok. Gölgemi boyayamıyor muyum? Demişlerdi galiba gölgeyi de özelleştirebiliyorsunuz diye. Ben mi gözden kaçırıyorum bir şeyi? Allah Allah, bug var herhalde, bilmiyorum. Neyse. Hani Call of Duty Tempestler hakkında bu kadar. Bu New War modunun devam edeceğini söylemişlerdi hani şeyden. Burada galiba. Şimdi Wave Proxima'mız var. Ha bak, bu Void fırtınası olanlar mı? Tamam işte onlar. Buralarda falan devam ediyor denildi. İşte Void fırtınasında rally kaçabiliyorsunuz, şeyler var falan denildi işte. Onlara bakacağım, nasıl olduklarını falan göz atacağım. Bakacağız işte. Görev konusunda bu kadar yani, pet bir şey yok benim. Havalı mıydı? Havalıydı. Sahneler iyi miydi? Güzeldi de çok kısaydı lan. 2-3 bir şey oynadık, hiçbir şey yapmadık, bıraktık. Hani Sevagot'u bul. Onun cenazesini yap. Uzay cenazesi. Sonra yeni tanıştığım bir karakter durduk yere böyle bir havalı sahne alsın falan, böyle kahramanı mı diyelim, övdüğü adam gelip böyle elini uzatsın, kız kardeşim diye böyle kardeşim. Verip devamını yorumlarda konuşuruz. Videolar teori falan devam ederiz. Yorumlarda herhangi bir görüşünüz varsa yazın, hani görev konusunda olsun veya herhangi bir fikriniz hikayesel olarak yazın. Onlarla konuşalım. Teori diyorsunlar önce. Ben beğendim görevi. Biraz daha uzun olabilirdi. Çoğu Wolf'un görevinde de dediğimiz şey bu oluyor genellikle. Biraz daha uzun olabilirdi. Special set. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. YÖM köşesine geldik. 3. seviyede Chocobin ve Ahmet Asım Uysal destek vermiş. 2. seviyede Togein Su'yu destek vermiş. Eğer siz de üyelik hakkında bilgi almak istiyorsanız açıklama kısmındaki videodan bilgi alabilirsiniz. Sleeping in the cold below, below. Sleeping in the cold below. Since I'm down into the